أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kastamonu 30. sayfadan 15-20 dakikada yapıp tamam. Ondan sonra dalacağız. Biri dedi, Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları, yani iman ve ahireti Allah'a anlatması, böyle imani dersleri çok zikretmesi ve külli tecizatlar gittikçe çoğalıyor. Ve en muanit bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kafi iken neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? Mesela namaz yapmayacaktım ben birinci dersi. Haşir yapacaktım. Yani çok yapıyoruz, genel yapıyoruz. Niye çok yapıyoruz? Onu soruyor ve gittikçe çoğalıyor. Evet, çoğalıyor. Acaba bunu niçin bu kadar izah ediyor? İmani meseleleri. Ona cevaben dediler. Yani mesela şöyle diyeyim, kıyas edin. Camiye gittik, helal haramdan bahsediyor. Dergaha gittik, zikirden bahsediyor. Dışarıya çıktı, siyasetten bahsediyor. Risale-i Nur'da da imani, Allah, ahiret. Yani sorun mu var bizim Allah ile? Ahireti devamlı anlatıyor. Ahirette mi sorunumuz mu var? Diyor, tamam mı? Yani biz Allah'ı biliyoruz. Ahirete de iman ettik. Ettik de işte imanın hani birinci derste akünün sağlamlığı, kalitesi dolumuna bağlı ya anan nan kapıyor ama bir de kıt kıt hem oluyor. Şimdi soru bu. Risale-i Nur yalnız cüz'i bir tahribatı bir küçük kaneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kaneyi tamir ediyor. Kardeşim, Risale-i Nur sif küçük bir meselemizi şüphe ve tereddüt vesvesemizi götürmüyor. Senelerden beri işte fikir olsun, duygu olsun, latif olsun, yaşantılarımızda olsun, devamlı haram işteye, farklı haramları, aynı haramları işteye, insanın bazen fikriyatına, hissiyatına, kalbine, vicdanına, ruhuna ve bunların da dipsiz, nihayetsiz derinliklerine işliyor haram. Acayip işliyor. Yani işlediğine delil nedir? Bu kadar acayip dersi dinliyoruz. Namaz kılmanın mutlaka lazım olduğunu birinci derste dinledik ama ders bittikten sonra belki kılmaya gene kılmayacak. Ya nasıl olur ya? Oluyor işte. Yani dolayısıyla Risale-i Nur böyle bir fikir. Yani anlayamamıştık, anladık. İnanamamıştık, inandık gibi değil bu. Fikri tamir ediyor. Hissi tamir ediyor, latifeyi tamir ediyor, anlayışı tamir ediyor, feraseti, basireti, dirayeti, yani bir şeyi tamir etmiyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Yani insanların senin işlediğin günahın dışında sende başka şeyler de var. Nedir o? Nasıl ki sen bu memlekette bir orman sahibi köyünde yangın olsa tarla, ya benim yanmadı ama etkileniyorsun, koku geliyor, tarla yanıyor veya komşunun evi yandı, etkilenmiyor musun duygusal olarak? Yani senin evin yanmıyor ama başka yananların yangını seni etkiliyor. Yani bizim günahımızın dışında arkadaşlar cemiyette işlenen günahlar insanlara sirayet ediyor. Sirayet şu, sigara içmediğin halde sigara içen bir ortama girersen sanki sigara içmiş gibi üstün sigara kokar. Sigara mı içtin? Yok. Niye kokuyorsun? Sindi de ondan.
Günahlar da siniyor. Açık zarar veriyorlar. Evet. Peki günahlar sinince ne oluyor? İştah olmuyor. Derslerde böyle lakay. Ders bitiyor gene aynı. Namaza kılmıyor. Yani bu senin sırf işlediğin günahtan değil, günah ortamından etkilenerek. Bunu dinimizde insiba ve sirayet ve bir de sibgatullah, boyalanıyor. Boya oluyor. Demek ki hususi bir kalbini tamir etmiyor Risale-i Nur. Hususi yeri tamir etmiyor. Ya toplumda sana sirayet eden sinen, dumanlı kokuları da tamir ediyor. Kolay değil ki, sırf senin kafandaki soruyu çözmüyor. Senin haberin olmadan ruhuna sinmiş olan sıkıntıları da kaldırıyor. Başka? Belki 1000 seneden beri tedarik ve terakküm edilen mufsit aletler ile dehşetli rahnelenen kalbi umumi, bende ne alakası var? Bak işte bu. Kalbi umumi ve efkar ammeyi ve umumun bahusuz avami müminin istinadgahları olan İslami esaslar ve ceylanlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan umumiyi Kur'an'ın icazıyla o geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Arkadaşlar, bir Osmanlı mezarını görseniz, normal bir taş Osmanlıca var, etkilenirsin. Bir de sarık var. Bir bizim Cumhuriyet tarihinde girdiğimiz camiler var yaptığımız. Bir de ecdadın Osmanlı'nın yaptığı camiler var. Etkilenmiyor muyuz? Etkileniyoruz. Yani o da cami, o da cami diyemiyoruz. Arkadaşlar, kardeşler, bu eşya var ya, eşya camidir, tesettürdür, dini ezandır veya meyhanedir, içkidir, inkardır. O adamın yaymış olduğu dalgalar var. Onlar atmosfere gidiyor, atmosferden biz etkileniyoruz. Dini semboller var ya böyle, minaredir, camidir, tesettürdür. Bunlar sanki geçmişi geleceğe taşıyan aktarıcı formatlar gibidir. Tevarüs o. Tevarüsen yani oradan onu alıyor, oraya aktarıyor. Dini ahlakı, hissiyatı, fikriyatı, duyguları o dini semboller, dini semboller gelecek kuşaklara aktarıyor. Onun için dini hatırlatan semboller hemen siliyorlar, ortadan kaldırıyorlar. Evet. Ta ki din hatırlanmasın. Mesela bir misal vereyim. Fabrikada çalışıyorsunuz veya köydesiniz, sahil köyünde. Komşun var. Namaz kılmıyor. Sen orada, sen ona bir şey yapmadın. Senin tarlandasın. Traktörü çeksen, namaz kılsan orada rahatsız oluyor, biliyor musun? Niye? Çünkü sen ona Allah'ı ve ahireti hatırlatıyorsun. Ona Allah ve ahireti, cennet cehennemi hatırlatınca ruhu onu rahatsız ediyor. Onun için fabrikada ben bununla ne yaptım ya? 20 dakika teneffüste veya çay molası 10 dakikada millet çay içerken ben farz namazını kıldım. Ya bunları niye rahatsız ediyor? Nasıl rahatsız etmiyor? Tepesini bilmedin ama o adamın vicdanını, o duyguları aktif ettin. Onun duygusu canlandı. Vicdaniyatı rahatsız oldu. O istediğin o namaz kılsa benim kalbim temizliyor. Ondan sonra o kendisi de inanmıyor zaten onu demeyin. Eğer kendisi deseydi, inansaydı, onun vicdan rahatsız olmazdı. Öyle demeyle rahatsız olduğunu gösteriyor. Çok iyi biliyor ki o namaz vicdan işi değil, kalp işi değil, eylem işidir. Namaz varsa vardır, yoksa yoktur. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Simgeler, semboller, alametler, mesela minare olur, meyhane olur, cami olur, birahane olur, tesettür olur. Bunlar geçmişi geleceğe taşıyan simgelerdir. Yani basit bir şey gibi gözüküyor ama onlarda tarih gömülü. Mesela çip var, çip.
Bir çipte binlerce, yüzlerce, onlarca film var. Ama tartsan kilosu değişmez. Filmi taşıyor diye çip. Bak neler var içinde. İşte tesettürde, minarede, ezanda dini hatırlatan simge, sembollerde mazi, tarih gömülü. Tarih kokuyor. Ona ait verdim ya mesela bak. Osmanlı'da yapılan camiye girin. Buran buran Osmanlı kokarken, onların ruhunu tefeyyüz ederken, hissederken, Cumhuriyet döneminde bizim yaptığımız camilere git, o duyguyu yakalayamazsın. His gelmiyor abi. O gelmiyor, anlıyor musunuz? Kıyası oyun için yapıyor. O acayip bir hal veriyor sana. Veya daha şey örnek vereyim. Bazı insanları görünce moralim bozuluyor. Diyorsun. Bazıları da görünce ferahlıyorsun, rahat diyorsun. Hadiste geçiyor, diyor ki bir mana, dostunuz odur ki gördüğünüz zaman seni rahatlatan, ferahlatan, konuştuğu zaman sesi rahatlatandır. Bazıları görünce hani köyde, hepsi, bazıları değil. Ya ondan sıkılırsın, ya memnun olursun. Değil mi? Abi bazı müşteri gibi bir anaca çıksın istiyorum yani. Evet, aynen. Sıkıyor adamı. Hele hele o gözünüze bakamayanlar var ya. Böyle. Bu neyi gösteriyor? Onun itikadı sana zarar veriyor. Batıla itikadı var. Anlatmaya çalıştığım hiçbir şey kendi halinde durmuyor. İyi veya kötü, orada tarih vardır. Mesela başkanım, şu sahil köyünde bir kanal var. Ben bakayım, kanaldır. Bu köylü, biraz tarihi olan, 30-40 yaşında olan adam, onun kazanları, onu ilk kazılırken, kim buraya kazma vurdu, kim buraya beton yapıyordu, bir kısmı kabire gitti, oraya baktığı zaman benim gibi olmaz o. Tarihi hatırlar. Hasan abi, he. Az önce bir şey dediniz yani, bazı insanların gözüne bakam yok böyle, o karşıdakinin itikadı bize zarar verdiği için mi oluyor yani? Sıktığı için. Evet, şimdi asabi olanlar, araba kullanırken gerilenler, evde hemen gerilenler, hemen asabi oluyorum diyenler, göze batmayın. Çünkü belki de karşı iki tarafında bir şey yok ama göz kalptekileri dışarıya verdiği bir yansıtıcıdır. Göz. Göze baktığınız zaman karşıdakinin kalbindeki hissiyatlar sana kopyala yapıştır olma ihtimali var. Tabii oluyor ya, denedim ben. Anladın mı? Tabii, bizzat oluyor. Onun için trafikte şurada burada kavga yapacaksan, ediyorsan senin yüzün, surat, gözüne bakma. Sana sirayet etmesin, sinmesin. Hasan abi, Ayasofya'da Fatih suretler kapatılmış ya, kiliseden kalma. Şimdi orada başka bir şeyler var da girmek istemediğim için. Demek ki göz kalptekileri yansıtıyor. Göz. Bir de okuyayım. Ve yalnız hususi bir kalbi, yani senin sırf işlediğin günahları tamir etmiyor dedik. Başkalarının da sana sirayet etmiş, sinmiş olan şeyler de var. Ama sen de tersini de yapıyorsun. Sen de müsbeti karşıya gönderiyorsun. Mesela bir yere oturduğum zaman gemide oldu. Sirkeci'den karşıya geçiyordum. Oturdum bir yere. Normal oturdum ya böyle. Oturdum. Karşıda dergi okuyor adam. En son kalktı gitti. Bir dolmuşta var demiştiniz. Dolmuştaki garip. Arabayı gittim sanayiye bıraktım. Arabayı tamiri bıraktım. Neyle geleceğim dershaneye? Dolmuşta. Dolmuşta. Ayaktayım. Minibüste. Ne yapayım? Şey mi yapayım? Boş mu gideceğim? Ezberimi tekrar ediyorum. İnne fetah bereke fetem mubiyine ve yansıbekallah sallallahu. Fetih suresini okuyorum. Hiç unutmuyorum. Ya koltukta biraz çaprazdım ama sesli değil ki. İçimden okuyorum. Şimdi nefes şöyle. Solda iki tane kadın.
Rus. Ama Türkçe biliyorlar, Gürcü. Ben hiç bilmiyorum bir şey. İki üçünde, beyefendi ne okuyorsunuz? Niye bizi rahatsız ediyorsun deyince bomba gibi patladı. Minibüs hiç unutmuyorum. Tabii hiç kimse duymadı. Okusa ki şoför dedi ki hanımefendi dedi bir şey de konuştu yok. Niye bağırdın ona dedi. Ben ses yapmayınca o beni müdafaa ediyor. Yok diyor bir şey okuyor dedi. biz duymuyoruz diyor. dedi ki ben rahatsız oluyorum onu okuduğundan diyor. Ya içinden diyor bir şey okuyor diyor sizi niye? Bilmiyorum dedi. Ondan sonra şimdi bak. Neyse kestim ben. Ama minibüste bir şey yok var. Allah Allah bu adam kimmiş kimseye de benzemiyor. Tamam ama bu kadınlar niye feberan etti? Daha kulak kesildiler. Ben size dedim ya bir deneyeyim bir daha. Ama gör. Gene başladınız. burası Rize. Şimdi ay hiç unutmuyorum. Ya ne yaptı dedi ya. Biz dedi kulak kesildim dedi. Hemen arkasındaki adam. Mahallede çalışıyor. Bir şey ben bir şey duymuyorum diyor. Beyefendi. Duymuyorsunuz ama ben rahatsız oluyorum. ben çok rahatsız. Peki ne oluyorsun? Bilmiyorum. Bir şey okuyor. Okudukça ben canım sıkılıyor. dur diyor. Dur ineceğim diyor. Tamam dedim şey. Hayır ineceğim be. İndi aşağıya. Bu sefer dedi ki tabii bir anda şaşırdı. Arkana bir tane kadın. Gerçi abi tesettür şoför de dahi atladı. Dediler ya dedi hoca mısın sen dedi. Değilim dedim. Ama hoca diyorlar. Ya dedi açık bizimle konuş. Bu kadın niye rahatsız oldu dedi. Hepsi dinliyor. Başladım sirayeti. Ben dedim sure okudum. İçimde. Duydunuz mu? Yok. O niye rahatsız oldu? Benim yaydığım dalga onun şeytanlarını rahatsız etti. Şeytanlar da bunu sıktı. Ya beni susturacak ya aşağı inecekti. Ondan sonra onun şeytanları. Tabii onlardan gelen günahlar bizi rahatsız ediyor da bizimkiler de öyle. Onun için sizi gördüğü zaman adam gazete okuyor. Yani bak şimdi nereden şeyden Pendik onu diyorlar o arabalı vapur var. Yalova'ya geçiyoruz. Feribot. Feribot'ta da ona bir şey diyorlar o şeye belgede. Oradan bindiğim Yeni Hisar. Eski Hisar. Oradan bindim. Yağmur da var. Adam gazete okuyor. Ben de oturdum. Hiçbir şey yapmıyorum böyle. Düşünüyorum. Böyle. Bir şey yok yani. Takkede yok ya. Yani. Yok böyle. Ama görüntü böyle. Hayır bu görüntü bu. Görüntü abi. Var ama. Bir şey yok. Gazete okuyor. Benim yaşadığım ay daha yeni. Ben bakınca gazete okuyor. Ne diyecek? Sen de sıkıldım. Kalk mı diyecek? Sen kalkacaksın. Ondan sonra anladım. Biraz gördüm. Niye biliyor musun? Tefekkür ederken yaydığım dalga duman ediyor orayı. Yani bu Allah'a şu tefekkür ediyorum su yağmurda var ya Allah Allah. Allah bir şu yağmuru Allah bilir Karadeniz'deki suyu almış oraya getirmeler. O bana onların şeyi sirayet etmesin diye tampon yaptım. Fırtına onlara vuruyor. Öyle bir vuruyor ki. Tuvasana gitti. Kalktı gitti. Yani, siz oradaki maddi havayı değiştirmiş oldunuz. Yani güçlüyse bloke ettim. Güçsüz ise bana sirayet edecek. Ya ben sirayet edeceğim. Yok bak. Hiç şansın yok toplumda. Onun için doğru olmak istiyorsanız doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Mesela bir misal vereyim ya. Şurada hiç konuşmasak bile olur. He? Şurada girse bir insan girse Sefi buradan rahatsız olmaz mı? Hiç daha bir ders yapmasak.
Sıkılırsa. Sıkılma. Ağzına. Sen alacağım. Meyhaneye gitsen Onur. Sen sıkılmaz mısın abi? Hiç daha bir şey olmaz. Oraya manzaraya baksan. Sıkılır. Ali ruhlar sıkılır. Evinden geçerken sıkılır. Yolun kenarında, yolun ortasında bir çubuk, bir demir gibi bir şey var. Biz ağaç sandettik. Araba vurmuş, dike atmış. Ana öbür arabanın camına, bir araba görmese sabah erkende camına girer o demir. Biz tak çubuk sandettik. Bir durduk, demirmiş. Arabayı attık. İşe gidiyoruz. O demir attık. Orada lazım oldu bana. Yolun içinde demir. Evet. Bu da başka. O hem bak neye hayır yaptın, hayrına vesile oldu. Bu arkadaşlar, bakın şunu anlatmayacağım. İnsan et ve kemikten ibaret değil. İçinde ne varsa yayıyor. Peki oradan da geliyor. Hangisi güçlüyse ona giriyor. Tamam mı? Giriyor. Şimdi ille konuşarak konuşmuyorsun ki. Siman konuşuyor. Siman konuşuyor. Ondan sonra hele bir tefekkür ediyorsan hiç oranın şansı yok. Diğerlerinde güven oluyor, sevinç oluyor, muhabbet oluyor sonra vesaire. Ama bazıları ızdırap oluyor. Yapıyor adam. Yani öyle sıkılıyor ki ben de çaktırmıyorum. Sanki bazı istasyonlar var ya, şu telefon bazı istasyonları. Telefon için kurulmamış ha o. Telefonla konuşun diye. Tembellik, hantallık, gerginlik, öfke, can sıkıntısına aktif edecek o frekansta, mesela can sıkıntısını elektriğe dönüştürüyorlar. Onu frekans yapıyorlar. Onu elektriğe bindirip verici istasyonda yayıyorlar. Ve insanlarda tembellik, can sıkıntısı, şu baz istasyonları dalga boyu mu oluyor abi? Dalga boyu. Siz şey mi zannediyorsunuz? Savaş ta oradan başlıyor. İçindeki cehennem aktif oluyor. Anladık mı abi? Mesela şu anda radyo televizyon dalgaları yok mu? Böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle. Havada uçuşuyor. O radyo onu beni alıyor, sese dönüştürüyor. Televizyon alıyor, görüntüye dönüştürüyor. İşte insanın da bak bir de ben yoruldum. Ama can sıkıntısı, bunu dalgaya, ses dalgasına dönüştürüp frekans yapıyorlar, şeyde verici istasyonuna yayıyorlar. Devam. Yani üfürükçüler devam ediyor. Abi. Anladın mı? Üfürükçülük eskiden beri devam ediyor. Bu resmi videolarda yapıyorlar. YouTube'larda kesinlikle yapılıyor. Onu seyredenler de veya tembellik, halsızlık, kalkmamak, bukmak, usanmak, öf, tamam ya anne, tamam, of, yani hırçınlık, bunları pompalıyor. Anladınız mı? Bu bazı, ben bunu 20 sene önce söylüyordum. Belki de 30 sene ilk çıktığı zaman. Bunu tespit etmiştim Tepecik'te, bir de Kırıkan'da. Hatırlıyor musun? Kırıkan'da diyordum. Bak şu baz istasyonu, daha biz yeni kuruldu. Bir haftadan beri bende bir yataktan kalkamama hali var. Bu normal olamaz. Aynı şey yaptım. Ne var? Tetkik ettim. 20-25 sene önce Kırıkan'a baz istasyonu kurunca onu buldum ve o şekilde mahallende keşfettim. Ya savaş, savaş gıdada, televizyonda, her tarafta savaş aynen devam ediyor. Hasan abi, Amerika'da kulunda 5 yaşında çocukla kamera sisteminden hacker'dan kaykırdığım biri kamera sisteminden çocuğuna konuşuyor ve çocuk korkuyor. Korkmasına sebep. Çocuk tek kamera sisteminden çocukla konuşuyor. Hacker'dan biri giriyor, evet. Çocukla konuşuyor, çocuk da bir dehşete dalıyor. Korkuyor, bakın kimse yok yanında. Ya. Onlara kadar gidiyorlar. Ses, evet. Şimdi mesela eve, bir boş eve girdin. O evde kim yaşadıysa hemen girer girmez orayı hissedersin. Ya korku ya güven. Mesela ben gittiğim zaman ben biraz hassasım. Buraya enkazlar bıraktılar. Ben mesela 2-3 gün hapishanedeki hücremi temizledim. O kadar pislikler vardı. Gittim, Allah Allah. Mesela girdiniz bir otele. Otele girince insan rahatlaması gerekmiyor mu? Sıkılıyorsun. Çünkü dalga boyu dolu orada. Ama. Anladınız mı?
Yani niye anlatmaya çalışıyorum? Arkadaşlar mutlu olmak istiyorsanız doğru insanlar, doğru arkadaşlar edinin. Doğru yerde olun. Yani sıkılmanızın sebebi sizden de kaynaklanmıyor. Bulunduğunuz çevre, iyi çevre edinin. Şu anda rahat değil misiniz bu ortamda? Elhamdülillah. Elhamdülillah değil mi? Çünkü devamlı senin maneviyatın artı, buranın maneviyatı yükleniyoruz. Kabe ona çok güzel bir delil. Fıtrat yaşanıyor. Kabe'de niye maneviyat patlaması yaşıyor insan? 6 milyonun maneviyatı sana yükleniyor ya. Onun için ne diyorlar gelen? Anlatılamaz. Yaşan git göreceksin. Demiyor mu? Bu hissiyat anlatılmıyor zaten. Yüklenecek, yükleniyor. Heh. Evet, kalb-i umumi, efkar-ı ammi ve umumun bağımsız avam-ı müminin istinadgarları olan İslami esaslar ve ceyranlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumi, Kur'an'ın icazıyla o geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli rahnelere ve yaralara hakkal yakın derecesinde ve dağlar kuvvetinde hücretler, cihazlar ve bin tira kasiyetinde mücerrep ilaçlar, hadsiz etveyeler bulunmak gerektir ki bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz-ı manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır diyerek uzun bir mukaleme cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim, kısa kesiyor. Vahir davahum, enilhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha temassalavat.